Gaziantep'te yaşayan 81 yaşındaki kilimci Yaşar Elbir, 28 yıldır 3 metrekarelik dükkanında el dokuması kilimler yapıyor. Elbir, ilerlemiş yaşına rağmen durmaksızın çalışarak Gaziantep'in tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan kilimleri geleneksel yöntemlerle dokuyor. Elbir, 3 metrekarelik dükkanında dokuduğu el emeği kilimlerini yurt dışına da ihraç ettiğini söyleyerek, "Mesleğin ölmesini istemiyorum. Öğrenmek isteyen herkesi buraya bekliyorum." dedi. Gaziantep'e özgü kilimlerin yurt dışından çok fazla talep gördüğünü belirten Elbir, 1995 yılından bu yana kilim ustasıyım. Bu kilimler yere açılır, halıların üzerine tekrar açılır, el sanatı olduğu için duvara, masa üstüne asılır. Yurt dışına çok satış yapıyorum. Almanya, İngiltere, Fransa, Amerika ve Çin'e satış yapıyoruz dedi. Köklü geçmişe sahip kilimcilik mesleğinin Osmanlı'dan günümüze kadar devam ettiğini aktaran Elbir, benim yaşım yettiği kadar kilimcilik mesleğini devam ettireceğim. Öğrenmek isteyen varsa gelsin öğretelim. Mesleğin ölmemesi için devamlılık şart. Kilimlere talep çok fazla. Önemli olan iş yapabilmek. Gaziantep'te kilimcilik mesleğini yapan sadece benim. Elimden geldiği kadar çalışıyorum ama ben de yetiştiremiyorum. Gücüm yettiği kadar çalışıyorum ifadelerini kullandı. Kilim fiyatlarına da değinen Elbir, kilimler 300-650 lira arasında değişiyor. Kilimin uzunluğuna göre değişiyor fiyatlar ifadelerine yer verdi. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin el emeğinin daha kıymetli olduğunu söyleyen Elbir, "Makineler yüzlerce yapıyor, ben bir tane yapıyorum. Teknolojiyle yarışamıyorum ama teknoloji ne kadar iyi olursa olsun vatandaşlar benim kilimimden vazgeçemiyor. Makine ürünü kilim alınsa bile üzerine serilmek için benim kilimlerim alınıyor. Çünkü el emeği daha kıymetli oluyor." şeklinde konuştu.